ki verilmiş. Şu anda korkunç bir patlama oldu. İnanır mısınız? Dağ yerinden oynadı. Bu patlamayı, bu patlayıcılara izin verenlere yazıklar olsun. Geyme boğazı 5 metre havaya fırladı. 5 metre. Biz de bu cehennemi kaydederken inanılmaz bir şey. Sanki 7 şiddetinde deprem oldu Geyve Boğazı'nda. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bu patlama NATO petrol boru hattına 100 metrenin altında. Bu oluşan... Allah'ım felaket. Ya Rabbim nedir bu ya? Nedir bu? Nedir ya? Nedir ya? Bu ne ya? Bu nedir bu? Bu nedir bu? Şu anda patlama gerçekleşti. Dehşet. Geyve Boğazı'nda düşmanın yapamadığını bu ocak Geyve Boğazı bölge... Yüzün üzerindeki her biri 25 kilo gelen Amfa adlı patlayıcı çuvalların orada ocak çalışanları ve köpek bu çuvalları yüklemeye ocağın palet iş makinesi getirildi. Bir bir patlayıcı dolu çuvallar iş makinesine yükleniyor. Bu iş makinesinin kepçesi bir seferde rahatlıkla 2 ton patlayıcıyı taşıyabiliyor. Ocağın köpeği de patlayıcı çuvallarıyla birinci derecede akraba olmuş. Burada yapılan ilkel patlatmalar neticesinde ocak çalışanlarının can güvenliği olmadığı gibi bu taş ocağına ait bu köpeğin de can güvenliği bulunmamaktadır. Bir kez şahit olduk, kayıt altına aldık. 2 patlamanın ortasında kaldı. Bu köpek o patlamada yaralandı. Görüyorsunuz. Çuval sayısı o kadar fazla ki burada şu anlaşılıyor. Bu ocakta bugün 2,5 tonun üzerinde patlatma bir atımda gerçekleşecek. Patlayıcı madde emeklisi olarak bir atımda 2,5 ton patlayıcı patlatmak Geyve Boğazı'nda NATO petrol boru hattına 100 metre mesafede Marmara bölgesi ve civarındaki illere elektrik enerjisi veren 47, 48, 49 nolu direklere 400 metre mesafede bu bombanın patlatılması korkunç olaylara yol açacak düzeydedir. Devlet bu ocağa patlayıcı kullanımını sadece ham madde sahasını nokta gevşetmek amacıyla veriliyor. Ve kademeli patlatma izni var. Bu ocak daha önce patlattığı tüm patlatmalarda olduğu gibi bu 2,5 tonluk en az miktarı bu bombayı bir atımda patlatacaktır. Biz de bunu kayıt altına almaya çalışacağız bugün. İş makinesinin kepçesi doldu.
patlayıcı dolu dönme dolap. Yani bu patlayıcı öyle böyle değil. 2,5 ton ağırlığında en az 100 çuvaldan oluşan, evet, çuvalın bir tanesi düştü şu anda. Kepçeden bir tanesi yola düştü. Görevlilerden bir tanesi aşağı indi, köpçe çuvalı aldı. Bu çuvalın her biri 25 kilo. Bu ocakta can güvenliği, iş güvenliği, iş kanunu, işçi tüzükleri, güvenliği, sağlığı tüzükleri, bir tane hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Ve dönme dolap yoluna devam ediyor. İnşallah Allah korusun o işçileri, o ocağın köpekleri, bir de iki oldu şu anda bu köpekleri. Bu ocakta her şey ilkel. Devam edeceğiz. Daha nelerle karşılaşacağız? Bizim için fazla sürpriz olmayacak. Burada hukuka uyarlılık, uymamak alışkanlık haline getirilmiş.